Ne sormak istiyorsunuz? Ne söylemek istiyoruz Atalay'a? Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Atalay'cığım nasılsın? Çok teşekkür ederim. Senin birini sevdiğin sene öne doğru gidiyor ya. Evet, evet. Benim... Böyle yapıyorsa abi, birini seviyor anlamına geliyor. Evet, bayılıyorum ben de onu. Neden olsa gerçekten mesela sevdiğim zaman birine sarılmadan önce benim çene şey yapıyor. Öne doğru bir gidiyor. Ben aslında önden çene gittiği için arkadan ona doğru gidiyorum. Aynen. Yani normal şöyle olunca nereye gidiyor bu acaba diye arkaya takılınca bugün o çene Atalay'a doğru gitti. Evet, çok teşekkür ederim. Hoş geldin hocam. Keyfin yerinde mi? Çok iyi. Harikasın. Burada olmak çok güzel. Ben senelerce bunun hayalini kurdum. Yani senelerce hayalimde sen diyeyim mi abi ben sen? Yok ben, siz iyidir, siz iyidir. Evet. Buraya kadarmış abi. Ben senelerce böyle hani... Sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Sen bir şey söyleyeceğim. Cümleye bir gir bakalım nereye gidiyor. Bir cümleye bir bakalım da. Benim hikaye şu, ben senelerce... Elini yalnız indirerek, evet canım hadi bakalım. Ya kardeşim benim. Bir dakika. Ben senelerce olmadı. Senelerce böyle sen beni anons ettin Atalay Demirci diye ben geldim. Hayalim vardı bununla ilgili. Ama buraya kadar kurmuştum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bundan sonra sevgili ya. Alkışlar Atalay için. Atalay'cığım hoş geldin. Bak şimdi bak. Bak şimdi bir dakika. Bir dakika. Daha birinci programım. Daha yeni gelmişsin, ilk gelişin. Yıllar boyu hayalini kurmuşsun. Gelip ilk oturduğu yere bak. Ay benim kardeşim be. Sen böyle yapmadın mı? Ay benim kardeşim be. Çık lan buradan, çık buradan. Gel. Gel, koskoca Avrupa Fatih, dünya şampiyonu diyoruz. Adam gidiyor koltuğun ortasına oturuyor ya. Anladım ben. He, daha da kayıyoruz, daha da gidiyoruz yani. Nereye istersen, nereye istersen. En başta Vefa hariç nereye istersen, evet. Adapsız. Vallahi burası da. Adapsız, her şey olmuş, adap olmamış. Ne yazık. Çok önemli çocuklar, hayatta en önemli şey. Bugün sevgili Atalay'ı almamızın sebebi stand-up'tan dolayı değil. Bir insana yayın boyunca nasıl adap öğretilir, nasıl terbiye? Yalnız bir şey diyeceğim abi, istediğin kadar salla, her defasında öpeceksen hiç problem yok. Yemin ediyorum ya. Ne diyorsun ya? Hiç problem yok. Abi. Ben Atalay'ı bir kere öptüm, bir daha da sallamayacağım gerçekten de, çünkü dersimi aldım gerçekten de. Atalay'la ilgili hemen bir şey daha söyleyeyim. Atalay gerçekten bence çok karizmatik ve yakışıklı bir adam, doğru mu? Yok, yakışıklı değil abi ya. Abi bak Atalay'ın burada... Sempatik! Duydun mu o sempatik? O da erkek ha! Sana ne? Sana ne? Sempatik! Hiçbir şeye benzemeyene sempatik diyorlar. Ben bilmiyor mu? Allah ya. Aa, Allah herkesi gerçekten tam o yakışıklıdan önce sempatik gelip ondan korusun. Gerçekten bak sempatiyi iyi yakalayın. Atalay hem yakışıklı hem sempatik, çünkü ispatı şurada. Atalay'ın oğlu oturuyor. Şu adamın yakışıklığına bakar mısınız? Vallahi ya. Abi sahiden maşallah. Senle yayın içerisinde sohbet edeceğim, tamam mı? İsim neydi? Furkan. Vallahi harika adam abi. Yemin ediyorum. Furkan'ın bile ses tonunu duymanız lazım. Ses tonu İzzet Altınmeşe. Gerçekten. Baya kalın yani adamın sesi. Baya yani. Baya adam. Ergenlik dönemi diye bir şey var yani. Ha tam o dönem. Ha, tam o dönem yani.